Arkadaşlar bu derste convenient, correct ve proper yakın anlamlı kelimelerini tartışacağız. Bu ders iki önceki dersin devamı niteliğinde o derste appropriate, proper, right ve suitable kelimelerini tartışmıştık. Şimdi temel tanımlamalarımıza bakarsak arkadaşlar bunların üçü de sıfat. Convenient, kullanışlılık anlamı var. Kolay ve hızlı yapılabilirlik anlamı var. Bir problemi neden olmama anlamı var. Yani convenient de uygun anlamı var ama bu uygunluk şu şartları içeriyor. İlk anlamda karşımıza gelen şey bu. Correct'e geldiğimizde arkadaşlar accurate diyor. Or true, without any mistakes. Accurate'in bir tanımına bakalım burada arkadaşlar. Accurate, correct and true in every detail. Yani hassasiyet anlamı var accurate'de. O zaman correct'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar yani ya bütün ayrıntılarda doğru olacak ya da doğru olacak, hassas olacak. Without any mistakes yani herhangi bir soruna neden olmayacak. Proper'a geldiğimizde de arkadaşlar bakın right, appropriate or correct. According to the rules. Proper'da da kurallar işin içine giriyor. Eğer elimizde herhangi bir standart varsa, guideline kılavuz varsa proper. Ona göre proper diyebiliriz. Burada bütün ayrıntılarda doğruysa arkadaşlar, bütün ayrıntılar göz önüne alınarak yapıldıysa ve herhangi bir sorun yoksa o zaman correct. Convenient'te de arkadaşlar şurada useful ve easy or quick to do ön planda olacak. Şimdi Cambridge'den bir Türkçe karşılıklarına bakalım. Aslında uygun ve doğru. Ortak karşılık. Convenient'te müsait ve tam anlamları da var. Şimdi uygun musun? Uygunum. Müsait misin? Müsaitim. O zaman niye Türkçe'de iki ayrı kelime var? Bir de ona bakalım arkadaşlar en son. Convenient uygun dedik. Correct doğru dedik. Proper doğru, uygun, yerinde anlamı var. Yani kurallara göre dikkate aldığımızda uygun ve yerinde anlamlarını proper'ı kullanabiliyorsun. Şimdi uyguna baktığımız zaman arkadaşlar uygun Türkçe bir kelime. Müsaite baktığımızda müsait de Arapça kökenli bir kelime. O zaman Türkçe'de birden fazla benzer anlamdaki kelimenin olması etimolojik kökeni de var. Nerede müsait olarak çevireceğiz? Nerede uygun olarak çevireceğiz? Eğer anlamlar birebir aynıysa Türkçe karşılıklarda tercih size kalıyor. Ama nüanslar varsa arkadaşlar o nüanslar da aklımızın bir tarafında olsun. Yalnız kuralın tersi geçerli değil. Şimdi müsaitin Türkçe tanımı, uygunun Türkçe tanımı şuradaki İngilizce tanımlarla aynı olmayabiliyor. Bunlar da ikinci, üçüncü anlamlara baktığımız zaman oralarda netleşiyor arkadaşlar. Mesela Türkçe'de uygun bu. Mesela doğrunun karşılığı bu. Şu tanıma göre İngilizcesinde burada hani geçerli ama şu tanıma göre İngilizcesindeki farklar açığa çıkmayabiliyor. O yüzden şuradaki tanımı esas alacağız. Şimdi PubMed'den başlayalım tanımlamaya arkadaşlar. Convenient başlıkta arattığımızda güzel şeyler geliyor. Mesela a convenient sampling and non-invasive dry spot metot. Gerisi önemli değil. Uygun örnekleme ve girişimsel olmayan kuru benek metodu ya da kuru spot metodu. Early prediction of live birth for assisted reproductive technology patients. Yardımcı üreme teknolojileri hastaları için canlı doğumun önceden tahmini, önceden kestirilmesi. Başlığı 60. A convenient and practical prediction model. Yani uygun ve pratik kestirim metodu diye açıklamasını yapmış arkadaşlar. Başka farklı bir şeyler var. Fizyoterapi olarak baktığımda çok güzel şeyler gelmedi. Genellerin içinden bakın.
Mesela construction and validation of a convenient clinical nomogram. Uygun bir klinik nomogramın oluşturulması ve valide edilmesi. Ne için? To predict the risk of brain metastasis. Beyin metastazlarını tahmin etmek için in renal cell carcinoma patients. Yani renal böbrek hücresi karsinoma hastalarında. A convenient aligner solution, hani uygun bir aligner çözeltisi. Bir daha bakalım. Gene benzer şeyler geliyor arkadaşlar. Correct'te bakalım. Correct'te çok çıkacak. Muhtemelen fizyoterapi ile ilgili daha iyi şeyler yakalarız. Bayağı çıktı. Fizyoterapi diyelim bakalım. Yanlış yazdık. Düzeltelim. Distraction therapy to correct trismus following NOMA. NOMA'yı takip eden trismusun distraksiyon terapisiyle, tedavisiyle düzeltilmesi. Pardon. NOMA'yı takip eden trismusun distraksiyon terapisiyle düzeltilmesi. Mesela review of scoliosis specific exercise method used to correct adolescent idiopathic scoliosis. Adolescent idiopathic skoliozunun düzeltilmesinde kullanılan skolioza özgü egzersiz metotlarının derlemesi. Burada correct doğrudan düzeltmeye geçti. Şimdi 90 derece ve üzeri süpünasyon kayıplarının etkin bir artroskopik teknikle düzeltilmesi, doğrultulması. Mesela importance of the correct use of extracorporeal shockwave therapy. Extracorporeal şok dalga tedavisinin doğru kullanımının önemi. Şurada da ilginç bir şey var. Correct the smile of a child by neuromuscular facilitation technique and interesting case report. İlginç bir vaka raporu demiş. Bir çocuğun gülümsemesinin nöromusküler fasilitasyon teknikleriyle PNF'de düzeltilmesi demiş. Bir sonraki arkadaşlar PROPRA bakacağız. Burada muhtemelen çok gelecek. Fizyoterapi kalsın orada. Accurately determining proper shoe size in patient with rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthrit hastalarında uygun ayakkabı ölçüsünün doğru belirlenmesi. Mesela çok güzel bir örnek olmuş. Hem accurately var hem proper bir arada. Kurala göre. O zaman şimdi correct'te arkadaşlar accurate anlamı vardı. Burada kurala göre eksiksiz, tam, bütün detaylar, kuraldaki bütün şeyler dikkate alınarak ayakkabı ölçüsünün belirlenmesi gibi bir anlam var. Yani ayakkabı ölçüsü hani tek bir parametreden ölçülmüyor. Mesela metatars genişliğinden başlayın mesela işte ark yükseklikleri falan bir sürü parametre giriyor işin içine. Ondan sonra ölçü açığa çıkıyor. Accurate'le proper'ın bir arada kullanıldığı güzel bir örnek olmuş. Sacral neuromodulation in real life. Gerçek hayatta sacral neuromodülasyon. A proper follow-up is required. Yani proper burada kural. Kural nasıl olacak? Follow-up. Bir kural yani takip edilmesi gerekli. Yani doğru düzgün takip edilmesi gerekli. Doğru takibinin yapılması gerekli. Uygun takibinin yapılması gerekli. Burada mesela hastaya deniyor ki 3 ay sonra gel, gelmiyor. 6 ay sonra gel, gelmiyor belki. Ya da zaman aralıkları belli değil. Zaman aralıklarının ortaya konması gerekebilir. O yüzden böyle bir başlık atılmış.
The role of vasculature in bone development, regeneration and proper systemic functioning. Yani uygun sistemik fonksiyonun açığa çıkarılması için diyelim. The role of vasculature in bone development, kemik gelişiminde damarların görevi, kemik gelişimi ve rejenerasyonunda damarların görevi. Ne için? Uygun sistemik fonksiyonun açığa çıkması için. Resistance exercise induced rhabdomyolysis, need for immediate intervention and proper constant. Şimdi egzersiz direncine bağlı olarak açığa çıkan rhabdomyolysis diyor. Need for immediate intervention. Immediate, acil müdahale ihtiyacı ve uygun konsültasyon, uygun danışma gibi bir anlam var arkadaşlar. Clinical characteristics of proper robot assisted gait training group in non-ambulatory spastic stroke patients. Robot yardımlı yürüme eğitimi alan grup. Bu grubun özelliği neymiş arkadaşlar? Non-ambulatory subacute stroke hastası. Yani ambulasyon aşamasına gelmemiş subacute dönemdeki hemiplejik stroke hastaları. Bunların neymiş? Klinik karakteristikleri. O zaman proper burada şey tanımlıyor arkadaşlar. Uygun robot yardımlı yürüme eğitimi gruplarındaki bu hastaların klinik karakteristikleri şeklinde gitmiş. The proper use of neurostimulation for hand pain. El ağrısında nörostimülasyonun proper uygun kullanımı. Kurala bağlı, kurala uygun kullanımı şeklinde bir tanımlama yapılmış. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kafanıza takılan, anlamadığınız bir yer olursa mail atın. Ben cevap yazayım onlara.